İyi günler sevgili Kanal 5 izleyicileri. Önce eğitim programı, sınav özel programıyla bugün de karşınızdayız. Değerli izleyiciler, dün cumartesi günü saat 11'de biz LYS 1'e giren adaylarımıza önerilerde bulunmak için yine Kanal 5 ekranlarındaydık. Ve bundan böyle her cumartesi günü saat 11'de eğitim problemlerimizi, eğitim sorunlarımızı masaya yatırıp tartışmak üzere sizlerin evlerinize konuk olmaya çalışacağız. Değerli izleyenler, tabii bugün Babalar Günü. Konumuza geçmeden önce tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyoruz ve babalarımıza diyoruz ki siz tabii ki sadece bugün, senede bir gün hatırlanacak insanlar değilsiniz. Her gün sizin gününüz. İyi ki varsınız diyoruz tüm babalarımıza. Tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun diyoruz. Evet değerli izleyenler, bugün maratonun ikinci etabı tamamlandı. Üniversite adaylarımızın girmiş olduğu lisans yerleştirme 1 sınavı, yani matematik geometri sınavı 12-15 itibariyle sona erdi. Ve 14-30'da da değerli izleyenler LYS 5 olarak nitelendirdiğimiz yabancı dil sınavı gerçekleşecek. Ve biz yabancı dil sınavına, LYS 5 sınavına girecek adaylarımıza şu an bizi izliyorlarsa şayet başarılar diliyoruz. Allah yardımcıları olsun diyoruz. Bugün aslında farklı bir formatta program yapacağız değerli izleyenler. Çok güç bulabildik konuklarımızı. Emek sarf ederek bulabildik. Biliyorsunuz ki Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi'nin geçen sene almış olduğu karar doğrultusunda hiçbir yayın kuruluşu üniversite sorularını yayınlayamıyor. Yasaklandı. Tabii bunun bazı gerekçeleri vardı. Bu kararın alınmasında bazı sebepler vardı. Biz bunu tartışmak için burada değiliz bugün. Yalnız şunu bilesiniz ki üniversite sınavlarında ne LYS 1'in ne LYS 5'in sorularını tam anlamıyla görüp cevap anahtarı şeklinde karşımıza alamıyoruz ve bunları size iletemiyoruz. Ama tabii şöyle de bir durum söz konusu. Türkiye'de öğretmen arkadaşlarımızdan bir kısmı yeni bir hamle yapabilmek adına, efendim yeni üniversiteler okuyabilmek adına üniversite sınavlarına katılıyorlar. Ve biz bugün üniversite sınavlarına katılan, sizlerle birlikte ter döken 3 tane öğretmen arkadaşımızla yayın yapacağız. Neden bu arkadaşlarımız bugün sizlerin karşısında? Çünkü onlar soruları adeta ezberleyebilecek şekilde profesyonel oldukları için çözüp ve yorumlayabilme kabiliyetine sahip arkadaşlarımız. Tabii ayağının tozuyla gelen ilk arkadaşımız, LYS 1 sınavından çıkan matematik öğretmeni arkadaşımız Ömer Faruk Çetinkaya'yı sizlerle tanıştırmak istiyorum. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, sizi sormalı. Teşekkürler, bizler de iyiyiz. Tabii aslında olağanüstü bir durum. Yani evet. Ders verdiğiniz, eğitim verdiğiniz öğrencilerle aynı sınava giriyorsunuz. O sınavı analiz etme şansı buluyorsunuz. O sınavda öğrencilerimizin yaşadığı durumu daha iyi mercek altına alabiliyorsunuz. Evet. Tabii ben sizin bilgisayar mühendisliği okuma hayalinizi de biliyorum. Evet. Yaklaşık 15 yıldır da bu sektörde matematik öğretmenliği yapıyorsunuz. Hocam ayağımızın tozuyla geldiniz. Öncelikle teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sınav ortamı nasıldı? LYS 1'i şöyle kısaca bir anlatalım. Şimdi, sonra detaylarına girelim yavaş yavaş. Öncelikle sınava girmiş olan adaylarımıza ve kendi öğrencilerime geçmiş olsun diliyorum. Ve bence matematik öğretmenleri veya herhangi bir dersten öğretmenlik yapan her öğretmen arkadaşın da bu sınava girmesi gerekiyor aslında. Ne açıdan girmesi gerekiyor? Çünkü biz genelde öğrencilerimize konuyu anlatırken veya soruları çözerken biraz daha rahatız. Hani süre kaygımız yok, onlara çözdürürken çok fazla zaman derdimiz yok. Ama sınav esnasında bu süre kaygısını herkesin orada yaşaması gerekiyormuş. Bunu bir daha hissettim. O açıdan bence güzel bir şey. Bu sınava girilmesi gerekiyor. Öğretmenlerimizin de girmesi gerekiyor. Çünkü hem öğrencilerimizin duygularını daha iyi tespit etmiş oluyoruz. Hem de dediğiniz gibi işte o sınav anını iyice yaşamış oluyorsunuz.
Şimdi ataların tabiriyle damdan düşenin halinden damdan evet. düşen anlar. Değil evet, mi? Yani öyle. Biz evet öğretmeniz, siz yıllardır bu sektörde başarılı bir öğretmensiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Ama damdan düşen çocuklarımızın halini görmek için de o sınavda o stresi, o heyecanı yaşamak güzel bir yani durum diye. Yani her ne kadar bizim açımızdan çok stres kaygı olmasa bile en azından etrafımızdaki öğrencilerin neler yaşadıklarını daha net orada görme şansı yakaladım. YGS'de de aynı duygularla girdim ve gerçekten de bence öğretmenliğim açısından faydası olan bir şeydi bu. Biraz da belki şey gibi olsa gerek bu. Hani genellikle futbolda maçlarda maçı tribünden izlemekle televizyondan izlemek arasında bir fark vardır. Bu da onun gibi bir şey oldu benim açımdan. Ve yani bundan sonrasında da her yıl girme kararı alma durumundayım şu anda. Çok güzel bir karar yani. Aslında hocam. Yani tabii bundan sonra sınav sorularını da göremiyoruz ya. Evet. Aslında sınava öğrenci hazırlayan öğretmenlerin, okulların, kurumların ÖSYM soru frekanslarını iyi yakalayabilmesi lazım. Kesinlikle. Şu an önümüzde öyle bir veri olmadığına göre bunun en iyi yolu sınava girip aslında görmektir. Çocukluk idealimizi de gerçekleştirme evet. hedefiyle de olsa siz bir makine mühendisliği okumak da isteseniz ben şunu da biliyorum. Makine mühendisliği okuduktan sonra siz yine matematik öğretmenliği mutlaka, yaparsınız. Mutlaka. Mesleğinize aşık bir öğretmensiniz. Peki hocam LYS1'e 744.562 aday başvurmuş. Evet. Ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Kesinlikle. Bir de matematik geometri sınavı malumunuz olmazsa olmaz olan bir sınav. Özellikle eşit ağırlık ve sayısal özellikle eşit ağırlık ve sayısal öğrencilerinin fark atacağı bir sınav. Evet. Aslında biz bugün izleyenlerimize, çocuklarımıza böyle çok pembe tablolar çizmek istemiyoruz ama bazı realiteleri de ben burada izah etmeye çalışacağım. O 135 dakikada 80 soruluk bu sınavı, yani matematikte 50 soru çıktı karşınıza, geometride 30 soru çıktı. İşte evet. 135 dakikalık bir süre zarfı verildi. Hı hı. Öğrencilerimiz için bu süre yeterli bir süre miydi? Yani ayrı ayrı değerlendirmek lazım tabii ki. Çünkü matematik için verilen süre 75 dakika, 50 soru için 75 dakika. Yaklaşık her soru için 1,5 dakika gibi bir süremiz var. Fakat tabii ki geçmiş yıllara nazaran LYS 1, 2014 LYS 1'i değerlendirecek olursam geçmiş yıllarla hemen hemen benzer tarzdaydı sorular. Fakat işlem kalabalığı fazla olabilecek sorulardı. Yani sadece bir matematik öğretmeni gözüyle bakmamak lazım olaya. Öğrenci gözüyle baktığımız zaman öğrencileri strese sokabilecek bir sınavdı. Dolayısıyla da zamanı doğru kullanma noktasında sıkıntı yaşayabileceklerini düşünüyorum açıkçası. Geometri soruları 60 dakika süresi vardı. Orada biraz daha fazla zamanımız var. Her soru için 2 dakika gibi bir süremiz var. Ve 2014 geometri soruları biraz daha geçen yıllara nazaran daha kolay gibiydi. Hani geçen yılki sorular bayağı bir zor sorulardı. Bu sene biraz daha kolaylaştığını gördük biz. Yani şunu söyleyebilir miyiz? Bu sene seçici sınav LYS 1 değildi. Yani belki matematikte birkaç soru dışında çok fazla öyle seçici soru yoktu. Evet, o noktada doğru bir tespit olabilir bu. Hani seçici sınavımız matematik 1 değil gibi gözüküyor şimdi şu anda. Tabii izleyicilerimiz şunu merak ediyor olabilir. Yani böyle bir yasa yok, böyle bir kanun, böyle bir yönetmelik yok. Yalnız süreci iyi takip ettiğimiz zaman biz Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi'nin her yıl bir branşta gerçekten özellikle zorladığına şahit evet. oluyoruz. Yani bu geçen sene matematikti mesela. Ondan önceki sene Türkçe ve edebiyat sorularının çok seçici olduğunu görüyorduk. Bu aslında sınav sistemlerinin bir nazıdır. Sınav sistemlerinin entrikasıdır demiyoruz. Seçerek alacak öğrencileri ve seçici, belirleyici sorularda olmak zorunda. Mutlaka. Peki Ömer Faruk Hocam, LYS 1'de matematik sınavında bu 50 soru içerisinde müfredatın dışında bir soru var mıydı sizce? Hayır, yoktu. Müfredatın dışında hiçbir soru yoktu. Peki konu dağılımı olarak düşündüğünüz zaman yani işte bugüne kadar atıyorum sayılardan 10 soru çıkmıştır örnek. Tabii bu matematik 2 sınavı sayılar oluyor mu bilmiyorum ama. Oluyor evet. YGS müfredatından da sorularınız çıkıyor. 5 soru çıkmışsa geçen sene, bu sene 10 soru çıkmış diyelim. Böyle bir
dalgalanma olmuş mu konu analizinde? Yani genellikle her yıl 1 artı 1 eksi 1 şeklinde değişiklikler olabiliyordu. Bu yılda benzeri bir şekilde oldu. Yani mesela geçen yıl YGS müfredatından yaklaşık 12 tane soru vardı. Bu yıl 15-16 civarında soru vardı YGS müfredatından, yani matematik 1 sınavından. Onun haricinde geçen yıl 6 tane integral sorusu vardı. Bu yıl yine 6 tane integral sorusu vardı. Geçen yıl 6 tane türev sorusu vardı. Bu yıl 8 tane türev sorusu vardı. Limit sorusu geçen yıl 2 taneydi. Yanlış hatırlamıyorsam bu yıl da yine 2 tane geldi. Genel olarak baktığımız zaman konu dağılımında çok fazla bir değişiklik yok. Hani bir konudan azaltılıyorsa diğer konudan artırılarak o telafi ediliyor. Ama müfredatın genellikle içindeydi yani. Peki Ömer Hocam, soru tipleri noktasında düşündüğümüz zaman, ilk önce matematik sınavına geçelim, anlatalım, sonra geometri üzerinde bir analiz yapalım. Matematik sınavında bu 50 soruyu analiz ettiğiniz zaman soru tiplerinde herhangi bir değişiklik olduğunu gördünüz mü? Yani ÖSYM matematik soru anlayışını değiştirmiş diye bir yorum yapabilir misiniz? Hayır, kesinlikle aynı tarzda sorulardı. Yani genellikle sorulan soruların tamamı tipik sorulardı. Öyle çok uç örnekler yoktu. Bir tane ispat sorusu vardı, farklı tarzda diyebileceğimiz. Onu da ÖSYM her yıl bir tane mutlaka soruyor o tarz soru. İspat sorusu derken öğrencinin ispat yapmasını değil, yapılan ispattaki hatayı bulması isteniyor. Ve bu tarz soruları her yıl bir tane soruyor mutlaka ÖSYM. Onun haricinde soru standardı açısından baktığımızda piyasadaki kaynakların hemen hemen hepsinin içerisinde bulunabilecek soru tarzlarından oluşuyordu. Ama tabii ki her zaman aynı tarzda sorular sorulmuyor. Biraz daha farklı anlatışlarla öğrencinin kafası belki karışarak önce ne dediğini anlaması lazım soruda. Matematiğe başlamadan evvel öncelikle Türkçeyi halletmesi gerekiyor öğrencinin orada. Güzel. Eğer sorunun ne dediğini iyi algılayabilirse öğrenci orada sıkıntı yaşamaz. Çünkü bildiği, kullandığı, zaten uyguladığı sorular. Ama dediğim gibi ÖSYM soruyu sorarken biraz daha tipik olmaktan çıkmaya çalışıyor, farklılaştırmaya çalışıyor soruyu. Önce sorunun ne dediğini çok iyi anlarsa öğrencilerimiz orada sıkıntı yaşayacaklarını zannetmiyorum. Şimdi biz tabii bu eleştirileri her fırsatta yapıyoruz hocam. Yani belki Zülfiyare dokunuluyor ama ben andolsun ki şunu söylüyorum. Yani vatanın, memleketin, istikbalinin münevverlerini yetiştirirken daha iyi yetişmeleri adına biz bu eleştirileri, yorumları yapıyoruz. Mutlaka. Maalesef bizim Oğuzhan Bostancı diye bir edebiyat öğretmeni arkadaşımız vardı. Böyle mugallit bir tipti diyebilirim. Şey derdi, hocam karnı tost dolu, beyni test dolu bir nesil geliyor. Evet. 15-20 sene sonra. Tabii siz seçmek zorundasınız. Gerek Milli Eğitim Bakanlığı olarak, gerek Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi olarak bu çocukları üniversitelere ya da liselere yerleştirirken seçmek zorundasınız. Seçerken de biz Lübnan değiliz ki, 800 bin öğrenciyle sınav yapmıyor değiliz. Yani evet. Dün de ifade ettiğimiz gibi sınav sürecinde, tercih sürecini bekleyen şu an yaklaşık 5 milyon aile var. Evet. Yani bu 5 milyon aile 20-25 milyon nüfus anlamına geliyor ki ülkemizin üçte biri neredeyse. Evet. Yani şu an ülkemizin üçte birinde bu gündem var. Aynen öyle. Tabi siz burada seçerken de çocuklarımızı yine düşündürebilme adına seçmelisiniz ki beyni test dolu bir nesil haline gelmeyelim diye. Peki kıymetli hocam, tabi bu arada şunu da ben izleyicilerimize hatırlatmak istiyorum değerli izleyenler. Özellikle dün LYS 4'e giren adaylarımız, bugün LYS 1'e giren adaylarımız lütfen bize 0312 287 1055 no'lu telefondan ulaşsınlar. Çünkü biz sizin heyecanınızı burada kamuoyu oluşturmak adına yayınımıza almak istiyoruz. Heyecanınızı paylaşmak istiyoruz. Görüşlerinizi paylaşmak istiyoruz. Ayrıyeten www.ramazanavci.com internet adresinden bize ulaşabilirsiniz. Ve Facebook'ta önce Egitim programı sayfamızdan da bizlere ulaşıp mesajlarınızı atabilirsiniz, yorumlarınızı atabilirsiniz diyoruz. Evet kıymetli hocam,
Geometride neler vardı? Geometri 30 soruydu, 60 evet, dakika 30 soru, verildi. 60 yani dakika. Soru başına 2 dakika. Hı hı. Aslında bir test tekniği uzmanı olarak da ben çocuklarımıza şunu söylemek istiyorum. Yani bir soruya 2 dakika gayet iyi bir süre. Evet. Peki bu süreye rağmen çocuklarımızın geometri sorularını yetiştirememe gibi bir durumu olabilir mi sizce? Yani şimdi, daha kaba, amiyane, basitleştirilmiş bir ifadeyle ters köşeye yattılar mı sizce evet. geometride çocuklar? Geometride bu yıl geçen yıllara nazaran daha kolay bir sınavdı. Özellikle geçen yıla nazaran. Çünkü geçen yıl bayağı bir zordu sınavımız. Bu yıl yani süreyi yetiştirme noktasında sıkıntı yaşadıklarını çok zannetmiyorum ama tabii ki geometri bu noktada biraz farklı bir ders. Sürekli olarak çalışmayı gerektiren, sürekli olarak tekrar etmeyi gerektiren bir ders. Dolayısıyla eğer son dönemlerde biraz tekrarlarını azalttılarsa ondan dolayı sıkıntı yaşamış olabilirler. Ama genel manada zaten geometride en çok yüklenilen noktalar çember ve analitik geometridir. Bu yılda yine aynı şekilde oldu. Yani çemberden 6-7 civarında soru vardı. Analitik geometriden hakeza öyle. Çember analitiği vardı ve çokgenler, dörtgenler yine aynı şekilde konu olarak baktığımızda yoğundu. Katı cisimler yine 5 tane soru geldi. Dolayısıyla hani geçmiş yıllardan çok farklı değildi sınav. Ama tabii ki dediğimiz gibi öğrencilerin tekrarlarıyla alakalı bir ders geometri. Bol soru çözmelerini gerektiren bir ders. İnşallah eğer sınava doğru azaltmadılarsa çok sıkıntı yaşadıklarını zannetmiyorum. Evet. Tabii geometri matematiğe göre hakikaten farklı bir ders. Farklı yani ders. Biraz yorumlama kabiliyeti gereken, evet. görme kabiliyeti gereken bir ders. Kıymetli hocam, gerçekten güzel bilgiler verdiniz. Ben Mehmet Ali hocamla Hüseyin hocamı da aslında çok fazla bekletmek tabii istemiyorum. Tarih ve coğrafya konusunda da bir reklam arası verdikten sonra izleyicilerimizle o soruları tartışma imkanı bulacağız hocalarımızla. Son olarak LYS 1'e giren adaylarımıza, haftaya bu çocuklarımız yine bir sınava girecekler. Evet. Yani LYS 1'e giren öğrenci ya haftaya LYS 3'e girecek, evet. ya LYS 2'ye girecek ya da iki sınava da birden girebilme evet. hakkına sahip. Çocuklarımıza ne önerirsiniz hocam? Bir matematik öğretmeni gözüyle ki Türkiye'de matematik bugün kabus maalesef. Ne yazık ki. Yani Türkiye'deki öğrencilerin birçoğu bu dersi kabus olarak görüyorlar. Evet. Reklam arasına girmeden önce bu haftayı nasıl geçirsinler? Bir matematikçi gözüyle önerilerde bulunur musunuz? Şimdi öncelikle psikolojik olarak çocuklarımızın bu çok aşamalı sınav sistemine artık hazır olmaları gerekiyor. Yani önceden tek sınav olduğu dönemde öyle bir alışkanlık vardı. Sınava girdik, olay bitti gözüyle bakılıyordu. Şimdi artık çok aşamalı bir sınav sistemimiz var. Dolayısıyla öncelikle matematik sınavı nasıl geçmiş olursa olsun, eğer iyi geçtiyse, tabir yerindeyse havaya girmeden, evet. eğer kötü geçtiyse de morallerini bozmadan bir sonraki aşamaya bakmaları gerekiyor. Yani hala telafisi mümkün olan şeylerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu bir haftalık süreç içerisinde yine psikolojilerini bozmadan aynı şekilde aynı tempoyla çalışmaya devam etmeleri gerekiyor. Dediğim gibi matematik sınavı iyi de geçmiş olabilir, kötü de geçmiş olabilir. Çok fazla kafayı oraya takmadan direkt önlerindeki sınava hazırlanmaları gerekiyor. Bizim en çok sıkıntı yaşadığımız nokta burası öğrencilerimizde. Yani bir sınavda eğer kötü geçtiyse birkaç gün onu toparlamakla zaman geçiyor. Dolayısıyla bugünden itibaren bu psikolojiden çıkıp artık kalan 5-6 gün içerisindeki süre zarfında oturup diğer derslere yönelmeleri gerekiyor. Evet. Ömer hocam gerçekten değerli bilgiler verdiniz. Ümit ediyorum ki bugün LYS 1'e giren çocuklarımızın soru heyecanını bir nebze de olsa o sınav heyecanını almış oldunuz. İnşallah. Ve ben bu kutuyu da göstermek istiyorum. Dün sınava giren izleyicilerimizden bir tanesi hocam benim kalemlerimi, silgimi ve o sınav setimi gösterebilir misiniz dediler. Burada bir hayat yatıyor, burada evet. bir ömür yatıyor falan şeklinde bir sözel öğrencisiydi. Değerli izleyenler, söz verdiğim için size de bunları göstereyim. Sınava giren bir öğrencinin kalemi, silgisi, kalem tıraşı. Biz çok kısa bir reklam arası vereceğiz değerli izleyenler. O kısa reklam arasından sonra tekrar tarih öğretmeni ve coğrafya öğretmeni arkadaşlarımızın konu analizleriyle programımıza devam edeceğiz. Bizden ayrılmayınız efendim.
sevgili Kanal 5 izleyenleri, LYS sınav özel programıyla önce eğitim programı da tekrar birlikteyiz, karşınızdayız. Değerli izleyenler, reklam arasından önce LYS 1 sınavına giren bir matematik öğretmeni arkadaşımızla, Ömer Faruk Çetinkaya hocamızla matematik sorularını yorumladık. Biliyorsunuz ki Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi'nin almış olduğu karara göre üniversite sınavlarında, lisans yerleştirme sınavı ya da yüksek öğretime geçiş sınavlarında çıkan soruların yayınlanması, cevap anahtarlarının verilmesi artık yasaklandı. Tabii sınava giren, sınav sorularını analiz etmek isteyen kıymetli öğretmen arkadaşlarımız var ve biz bu soruların analizlerini, bu soruların değerlendirilmesini en azından öğrenci arkadaşlarımızın heyecanını yatıştırmak için de olsa Kanal 5 ekranlarında karşınızdayız. Evlerinize konuk olduk. Değerli izleyenler, LYS sınavlarına giren öğrencilerimiz, velilerimiz bizlerle heyecanlarını paylaşsınlar istiyoruz, soruları değerlendirsinler istiyoruz. Çünkü henüz LYS maratonu bitmiş değil, önümüzdeki hafta da iki tane sınavımız olacak. Ve hatta 14.30'da yaklaşık 50 dakika sonra LYS 5 sınavı gerçekleşecek. LYS 5 sınavına girecek olan adaylarımız şu anda öyle tahmin ediyoruz ki yoldalardır ya da sınav salonlarının önündelerdir. Biz o arkadaşlarımıza da başarılar diliyoruz, yabancı dil sınavına giren çocuklarımıza özellikle. Sınav heyecanınızı, sorularınızı bizlerle paylaşmanız için 0312 alan koduyla 287 1055 nolu telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Ayrıca www.ramazanavci.com adresinden de bizlere ulaşabiliyorsunuz. Facebook'tan da Onca Eğitim Programı sayfasından bizlere sorularınızı, önerilerinizi iletebiliyorsunuz. Evet, şu an reklam arasından sonra Mehmet Ali Cemiloğlu tarih öğretmeni arkadaşımız ve coğrafya öğretmeni arkadaşımız Hüseyin Önder'le karşınıza çıktık. Mehmet Ali Hocam ve Hüseyin Hocam dün gerçekleştirilen lisans yerleştirme 4 sınavına katılan tarih ve coğrafya öğretmeni arkadaşlarımızdan bunlar değerli izleyenler. Tabii bu arkadaşlarımız hem konuları analiz etmek için hem çocuklarıyla birlikte sınav heyecanlarını yaşamak için o stresi çocuklarla birlikte yaşayıp ve bir sonraki yıl o stresi yönetebilmenin yollarını arayabilmek için sınava çocuklarımızla birlikte giren öğretmen arkadaşlarımız. Evet, ben ilk önce LYS 4'ün sosyal bilimler sınavının ilk kitapçığı olan tarih kitapçığından başlamak istiyorum. Mehmet Ali Hocam tarih sorularını bize bir analiz edecek, bir yorumlayacak. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hocam hoş bulduk. Davetiniz için de çok teşekkür ederim öncelikle. Ben teşekkür ediyorum. Buradan... Gerçekten çok hassas bir noktadasınız hocam. Evet. Yani bir öğretmen olarak çocuklarımızın ter dökerken onların yanında bulunmanız, hangi soru tipleriyle karşı karşıya kaldıklarını incelemeniz gerçekten her öğretmenin aslında yapması gereken bir şey. Nasıldı tarih soruları hocam? Yani şöyle kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? Sonra analizlere geçeceğiz. Kısa olarak bir değerlendirme yapacak olursak 2010, 2011, 12 ve 13 sorularının bir tık üstündeydi sorular. Fakat tarih sorularına baktığımız zaman genel olarak bir zorlayıcı soru tipi yoktu. Peki bir tık üstündeydi ifadesini biraz açar mısınız? Yani zor olarak mı değerlendirdiniz? Bu seneki 2014 LYS tarih soruları geçen yıla göre biraz daha belirleyiciydi. Fakat zor sorular değildi. Bunu özellikle belirtmek isteriz sorular kısmında. Anladım. Peki Hüseyin Önder öğretmenimiz, coğrafya öğretmeni arkadaşımız, siz de ayağınızın tozuyla geldiniz. LYS 4'e giren öğretmenlerden bir tanesiydiniz. Hoş geldiniz siz de. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. Peki Hüseyin Hocam, coğrafya konuları lisans yerleştirme sınavı 4 ve lisans yerleştirme sınavı 3'te öğrencilerimizin karşısına çıkıyor. Evet. LYS 4'te, yani dün girilen sınavda ülkeler coğrafyası soruldu değil mi? Evet. Ülkeler coğrafyası kapsamında ülkeler coğrafyası küresel ortamdan bir tane soru geldi.
Peki nasıldı sorular hocam? Yani çocuklarımızın yapabileceği türde sorular mıydı? Şu ana kadar çözülen kaynaklardaki soru tipleriyle aynı mıydı? Nasıl değerlendirirsiniz? Yani genel olarak bize öğrencilerimiz sınava çalışırken kaynak önerisi isterler bizden. Evet. Yani hangi yayınları çözelim hocam? İşte ÖSYM'de çıkacak soru tarzını yakalama adına. Biz onlara hep şunu söyleriz. Hangi yayını çözerseniz çözün. ÖSYM'nin soru tarzını yakalayabilecek bir ya da iki tane yayın bulursunuz. Onların da yakalayacağı soru sayısı bir ya da iki tanedir. Yani her yayında ÖSYM'nin soru tarzını yakalayan yayınlar mutlaka vardır. Ancak ÖSYM'nin soru tarzı çok farklı. Özellikle öğrencinin anlayabileceği soru tarzının çok çok ötesinde. 3-4 tane soru mutlaka her yıl ÖSYM bunu soruyor. Geçen sene de sormuştu. Bu sene de aynı şekilde. Matematik coğrafyadan bir tane soru vardı paragraf şeklinde ve iki soru türetmişler bir paragraftan. Öğrencinin anlaması güç. Öğrenci anladığı zaman çözecek. Ancak anlaması için de uzun bir vakit harcıyor. Bu öğrenciyi strese sokuyor. Onun dışında genel olarak bakıldığı zaman müfredatın dışında herhangi bir soru yok. Ama dediğim gibi öğrencinin anlama kapasitesini zorlayan bir dili var ÖSYM'nin coğrafya sorularında. Bu da dediğim gibi öğrencinin vaktine çok alan, strese sokan soru tarzları. Tabii aslında bunu YGS coğrafya sorularıyla da aslında karıştırmamak evet, lazım kesinlikle. Değil mi? Yani bu kabiliyet esasında çocuklarımızın yanlış bir şekilde ifadesiyle söylüyorum. Kesinlikle. Ezber hakimiyeti olduğu için kesinlikle. Ki değerli izleyenler bunu da altını çizerek tekrar etmek istiyorum. Ezberleme metoduna biz eğitimciler olarak karşıyız. Algılayıp anlayabilme metodunu öğrencilerimize dikte etmemiz lazım. Ama çocuklarımız bunu genelde işte LYS soruları, ikinci basamak soruları, evet. ezber sorularıydı aynen öyle. Aynen diyorlar. Öyle düşünüyorlar. Maalesef böyle bir düşünce var. Aynen yani öyle. Konunun anlaşılması, algılanmasından ziyade ezberlenmesi metoduna gidiyorlar ki ezberleme maalesef sadece geçici hafızada kalmasına sebep oluyor bilgilerimizin. Öğrencide şöyle bir algı var. Ne hikmettir onu bir türlü anlamış değilim. YGS'ye girerken öğrenci zannediyor ki tamamen yorum sorusu gelecek. LYS'ye girerken de tam tersi. Hiç yorum olmayacak. Tamamen salt bilgi. Okuduğumuzu pat diye bileceğiz. İşte biliyorsak yapacağız. Bu sene ÖSYM, YGS'de öğrenciyi birazcık ters köşe yaptı. Biz bunu hep öğrencimize söylemiştik. Yani YGS salt yorumdan oluşmaz. Bilgiyi bilmek lazım. Bu sene çıkan soruların büyük kısmı kısa sorulardan oluştu ve bilgi sorusuydu YGS soruları. Evet. LYS sorularıyla YGS sorularını bu sene yaklaştırdı ÖSYM birbirine coğrafya sorularında. Yani direkt kısa sorular ve bilgi ağırlıklı olan sorular. Peki Mehmet Ali Hocam aynı öyle yorumu hocam. Tarih branşıyla ilgili yapabilir misiniz? Yani aynısı aslında güzel bir tespit. YGS soruları LYS sorularının mantığına büründürülmeye başlandı. Kesinlikle. Siz onu tarihte konuşurken... de aynı şey geçerli değil mi? Siz onu konuşurken ben de kendi branşım olarak değerlendiriyordum. Evet. Öğrencilerimizin temel bir yanılgısı var. İlk yanılgı zaten tarih ezberdir yanılgısı. Onu yıl boyunca devamlı söylüyoruz. Tarih ezber değildir. Mantığını kavramamız lazım. Okuduğumuzu anlayıp cevaba ulaşabilmemiz gerekiyor bu noktada. Evet. YGS sadece yorum soruları değildir ki bu tarihte de açık bir şekilde ortaya çıkmıştır zaten. YGS okuduğunu anlayan ve bu noktada cevaba doğru gidebilen öğrencileri seçiyor. Büyük bir oranda yorumlama sorusudur ama bilgi olmadan da yorumlamaya öğrenci gidemez zaten. LYS'ye baktığımız zaman da elbette ki büyük bir oranda bilgi vardır ama fakat bu noktada yine yorum işin içine giriyor. Peki Mehmet Ali Hocam. Buyurun hocam. Çağdaş Türk Dünya Tarihi diye bir ders evet. müfredatımıza eklendi. Ve gerçekten ben de bir tarih öğretmeni olduğum için onu iyi analiz etme şansına da sahibiz. Çağdaş Türk Dünya Tarihi'nde yanlış hatırlamıyorsam AK Parti hükümetine kadar 2002'ye kadar getirilen bir müfredat var. Abdullah Gül'e kadar da Abdullah Gül'e kadar çıkarılan bir müfredat. Çocuklarımızın yakın tarihini bilmesi adına da evet. benim sürekli desteklediğim o müfredatı destekliyorum ben bir tarihçi kesinlikle. Olarak. Çağdaş Türk Dünya Tarihi'nde yakın tarih konularında çocuklarımızı zorlayan sorular var mıydı? 9. sınıf konuları ki Osmanlı'ya kadar olan kısım, 10. sınıf konuları Osmanlı'nın tamamı. Fakat ondan sonraki çağdaş soruları, çağdaş Türk dünyasının soruları diğer yıllara göre bana daha kolay geldi. 2014 LYS'de çağdaş Türk dünyasının soruları bana göre kolaydı.
Mesela bir atraksiyon olsun açısından. Hı-hı. Hatırladığınız bir soru var mı hocam? Mesela Şum'un bildirimini sormuşlardı. Evet. Bunu özellikle üzerinde duruyoruz. Hatta derse girdiğim öğrencilerimiz hatırlar, bizi izleyenler varsa. Özellikle üzerini çizdiriyordum hatta. Bunu uygulamalarda da özellikle belirtiyorduk. Mesela OPEC. Evet. Arap topluluklarının petrolü bir koz olarak kullandıkları gelişmeyi sormuş orada. Evet. Birliği sormuş örgüt. OPEC'li mesela bunlar. Çok basit, direkt ulaşabileceğimiz sorulardı. Evet. Peki Osmanlı tarihinde klasik soruların o anlayışın dışına çıkılmış mı? Yani işte biraz önce reklam ÖSYM arasından önce Ömer Faruk Hoca bir mantık sorusunu söyledi. Yani her yıl sorulan bir tipti ama orijinal bir soruydu dedi. Evet. O klasizmin dışına çıkan bir soru var mıydı LYS 4 tarihinde? Soru olarak birebir burada hatırıma gelmiyor ama ÖSYM mantığının dışına çıkan soru yoktu. Kaldı ki müfredatımızın dışında soru yoktu zaten sınavda. Bir sıkıntı olmamıştır o noktada. Evet. Peki Hüseyin Hocam, coğrafyada aynı soruyu sorayım size. Klasik LYS dışına çıkan bir soru var mıydı ya da çocuklarımıza "aa ben bu soruyu doğru yaptım" diyebilecek bir soru var mıydı hatırladığınız, işte OPEC gibi mesela tarihteki? Çok klasik soruların yanında, yani nüfus piramitlerini sormuşlar ki çok klasik bir soruydu. Bütün denemelerimizde, bütün belki yaprak testlerimizde defalarca çözdükleri bir soru tarzıydı. Zaten hep söylüyoruz, nüfus piramitleri 11. sınıf müfredatının içerisinde karşılarına gelebilecek bir soru tarzı, basit bir soruydu. Öğrenciyi zorlayacak dediğim gibi bir matematik coğrafyada güncele dayandırılmış Türkiye'nin uzaya gönderdiği RASAT uydusuyla ilgili ağır bir yorum sorusu vardı. Yani öğrenci dünyanın şeklini biz anlatıyoruz. Dünyanın şeklinin sonuçları vardır. Pat pat onların alt maddeleri vardır. Ancak öğrenci soruyu anlayacak uzun bir paragraf var. O paragraftan da o günceli yorumlayacak zor bir soruydu. Yani öğrencinin algılayabilmesi zor olan bir soruydu. Onun dışındaki sorulara genel olarak baktığımızda zaten denemelerde çözdükleri, yaprak testlerde çözdükleri klasik sorulardı. Ama dediğim gibi matematik coğrafyanın sorusu ki 2012'de de aynısını sordu ÖSYM, LYS sorusunda, yerel saat sorusuydu. Bir paragraftan iki soru türetmişlerdi. O soru vardı, yani öğrenciyi zorlayacak, algısını zorlayacak soruydu. Vakit de almıştır, yani öğrencinin vaktini de çalmış bir sorudur o. Onun dışındaki sorular genellikle klasik sorularımızdı. Yani beklediğimiz, öğrencinin her zaman yayınlarda çözmüş olduğu soru tarzlarıydı. Aslında bir eğitimci olarak hocam, ben o soru tiplerinin ÖSYM tarafından daha fazla sorması gerektiğini iddia ediyorum. Yani nörologlar, beyin temelli öğrenme kuramı üzerine çalışan beyin uzmanları, nöroloji uzmanları hep şunu derler. Hatta buna biz katıldığımız seminerlerde de çivileme sistemi olarak ifade ederiz. Beyin bir bilgiyi öğrenebilmesi için onu benimsemesi lazım. Evet. Ve duygusal hafıza dediğimiz bir hafıza çeşidi var. Yani ben 5 Ağustos doğumluyum. Geçen sene 5 Ağustos tarihinde ne yediğimi hatırlarım. Ama siz geçen sene 5 Ağustos tarihinde ne yediğinizi hatırlayamazsınız. Mümkün değil. Mümkün değil. Tamam. Yani bu duygusal hafızayı kullanabilmenin tek yolu da öğrencinin yaşamış olduğu dönemi alıp klasik coğrafya bilgileriyle eşleştirmek. Mesela gönderdiğimiz uydunun, evet, dünyanın şekli ve hareketleriyle ilişkilendirilmesi. Evet. Çok, evet, çok hoş bir şey. Ya da işte IŞİD Musul'a girdi. Bizim göz bebeğimize, bizim can damarımıza bir işgal söz konusu oldu. Siz 1926'daki o Musul anlaşması, Fransızlarla yapılan anlaşmayı bugünkü Musul işgaliyle ilişkilendirilerek sorarsanız ya da bu konuyu bu mantıkla anlatırsanız öğrencinin duygusal hafızasını da açıp etkilemiş olur. O konunun kalıcı hafızaya girmesini sağlamış olurdunuz. Peki bu noktada bir örnek vermek istiyorum aslında ki. Ben her zaman söylerim mesela H2O eşittir sudur diye. Evet. Halbuki su hayattır. Su hayatın vazgeçilmez bir maddesidir diye duygusal alana isabet ettirecek sorular olsa, evet, daha da etkili olacaktır. Şimdi tabii biz bunu önce eğitim programının ilerleyen programlarında daha detaylı ele alacağız ama konusu açılmışken ifade etmekte fayda var. Beynimizde öğrenmenin anahtarı olarak nitelendirdiğimiz hipokampüs denilen bir bölge var. Hipokampüs bölgesi tabiri caizse şalteri açtığınız zaman, hipokampüsü on durumuna getirdiğiniz zaman, açık duruma getirdiğiniz zaman beyin öğrenmeye hazır hale geliyor.
Ama hipokampüs kapalıysa, saatlerce de çalışsanız öğrenme gerçekleşmiyor ve çocuklarımızın genelde düşmüş olduğu hata bu zaten. Matematik, sayısal öğrenciler soru ezberliyorlar. Sözel öğrenciler, ki çok şahit oluyorsunuz, konu ezberliyorlar. Evet. Ve LYS konularına da maalesef hep bunlar ezber canım. Yani yorumlamamıza gerek yok. Ya da bu nasıl olsa ezber sorusu, bu kadar basit olamaz şeklinde bir yanılgının içerisine girebiliyorlar. Onun için o duygusal hafızamızı, hipokampüsümüzü duygularımızla sürekli açık tutmakta fayda görüyorum diyorum değerli izleyenler. Çünkü önümüzdeki hafta yine zorlayıcı iki sınav var. LYS 3 ve LYS 2. Ben programı kapatmadan önce bunlarla ilgili de bazı önerilerde bulunacağım izleyenlerimize. Peki önümüzdeki hafta özellikle coğrafya branşında yine iş var, evet, hocam. Evet. Lisans yerleştirme 3 sınavında, edebiyat coğrafya sınavında çocuklarımız yine coğrafya konularıyla baş başa kalacaklar. Evet. LYS 3'e girecek olan adaylarımıza dün girdiğimiz sınav paralelinde bu hafta neler yapmalarını önerirsiniz? Biz YGS'yi hemen takiben şunu söyledik öğrencimize. YGS bitti, LYS başlıyor. Ancak bizim coğrafyada LYS müfredatı coğrafyanın tamamını kapsıyor. Evet. Yani 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıfta gösterilen coğrafyanın tamamını kapsıyor. O yüzden dedik ki biz YGS'yi unutmayın. YGS konuları mutlaka tekrar edin. Şimdi YGS'de 9. sınıf müfredatı içerisinde yer alan matematik coğrafyadan hiç soru gelmedi. Harita bilgisinden hiç soru gelmedi. Biz diyoruz ki LYS'de büyük ihtimalle buralardan soru gelecek. Yani dünyanın şekli, matematik coğrafya, coğrafi konum, dünyanın hareketleri, yerel saatler. Ki dün matematik coğrafyadan soru geldi. Hem coğrafi konum hem dünyanın şekliyle ilgili soru geldi. Ben önümüzdeki haftaki yapılacak coğrafya 1 sınavında harita bilgisinden büyük ihtimalle sorun geleceğini, özellikle izoipsler ağırlıklı olarak tekrar edilmesi gerektiğini, YGS'de toprak sorusu soruldu, dünkü sınavda yeniden soruldu. Yani YGS konuları yine içine atıldı LYS'nin içerisine. Dolayısıyla önümüzdeki hafta sınava girmeden önce YGS konularının mutlaka gözden geçirilmesi, tekrar edilmesi gerekiyor. Öğrenci çok büyük bir şey kazandıracaktır bu. Ben bir de şunu söylüyorum öğrenci, yani sınava gireceksiniz, sınav evet önemli, sizin için önemli bir sınav bu. Ama hayatın kendisi değil bu sınav. Sınava girdiğiniz andan itibaren sizi kontrol etmeye başlamışsa zaten o sınavı siz kaybediyorsunuz. Evet. Sınavı siz kontrol edersiniz, sınavı siz kontrol etmeyi becerebilirsiniz. Bu yeteneğinizi eğer kullanabilirsiniz. Sınav zaten küçük bir basamak olacak hayatınızda diyoruz. Dediğim gibi önümüzdeki hafta sınava girecek öğrencilerime ben en büyük tavsiyem YGS konularını kısaca gözden geçirsinler. Çünkü mutlaka oradan bol miktarda soru gelecek. Evet, ben şuna inanıyorum ki izleyenlerimiz önümüzdeki hafta coğrafya sınavlarına girdikleri zaman bize teşekkür mesajları atacaklar. İnşallah, o inşallah. Telefonları alacağız biz. İnşallah. Hüseyin hocam izohipslere temas etti, toprak türlerine de temas etti. Evet. Peki Mehmet Ali hocam, siz LYS 4'e giren bir tarih öğretmeni olarak çocuklarımızın bu haftayı nasıl geçirmelerini önerirsiniz? Yavaş yavaş da programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Evet. Böyle son cümlelerinizi de almak istiyorum. Belki bir kapanış konuşması olarak da olabilir hocam. Haftaya evet. Sınavlarımız devam edecek. Evet. LYS 4'e yani sosyal bilgilere girmiş olan öğrencilerimiz belki haftaki sınavlara da girmiş olacaklar. Onlara tavsiyemiz, sınavlar devam ediyor. Bu hafta biten sınavları bir kenara bıraksınlar. Gelecek hafta yeni oturumlar var. Kendilerini o yeni oturumlara adapte etsinler. Evet, güzel. Çünkü her bir oturum bir öğrencimiz için bir hayat noktasında önemlidir. Güzel. Evet değerli izleyenler, biz Kanal 5 ekranlarında bugün Önce Eğitim Sınav Özel programıyla karşınıza çıktık. Ve 3 farklı öğretmen arkadaşımızın da görüşlerini sizlerle paylaşmaya çalıştık. Bu arkadaşlarımız bizim için önemlilerdi. Neden? Çünkü Ömer Faruk Hoca dün LYS 1 sınavına girdi. Bir matematik öğretmeni gözüyle o sınavı analiz etti, değerlendirdi ve bir sonraki yıla çocuklarını o frekansta çalıştırma amacıyla girdi. Mehmet Ali Cemiloğlu öğretmenimiz tarih sorularını analiz etti. O frekansları yakalamaya çalıştı. Hüseyin Önder arkadaşımız da coğrafya sınavına, dünkü LYS 4 sınavına katılan öğretmen arkadaşlarımızın içindeydi. Tabii biz arkadaşlarımıza
tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Hocam. Çok kıymetli yorumlar yaptınız. Değerli yorumlar yaptınız. Ümit ediyoruz ki çocuklarımızın bir nebze de olsa heyecanını yatıştırmışsınız. İnşallah diyoruz. Ortak temennimiz hocam. Ayaklarınıza sağlık. Çok, çok teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler, programımızı kapatmadan önce her zaman olduğu gibi sınava hazırlık sürecinde olan çocuklarımıza, velilerimize bazı ikazlarda bulunmak istiyorum. Tabii özellikle üniversite sınavı süreci henüz tamamlanmış değil. Ve bu sınav sürecinde dün LYS 4'e giren adaylar önümüzdeki hafta muhtemelen LYS 3'e girecekler. Bugün LYS 1'e giren, matematik geometri sınavına giren adaylarımız da önümüzdeki hafta büyük bir olasılıkla fen bilimleri sınavına girecekler, LYS 2 sınavına girecekler. Yani her şeyin bitmemiş olduğunu öğrencilerimize hatırlatmak istiyorum. Bakınız, geçen yıl bizim yine bu şekilde yaptığımız, farklı televizyon kanallarında yaptığımız programlardan aldığımız dönütlerle ben bunu söylüyorum size. Ve tercih döneminde de ümit ediyoruz ki puanlarınızı, efendim tercih edeceğiniz okulları yine burada Kanal 5 ekranlarından hep birlikte yapmaya çalışacağız. Özellikle eşit ağırlık öğrencilerimiz, sayısal öğrencilerimiz, yani sizin ifadenizle çok zor olan, kabus olan bir matematik sınavından çıktınız. Tabii bize göre kabus değil ya da zor değil, o ayrı bir mesele ama geçen yıl matematik sınavından, bu toplamdaki 80 soruluk sınavdan ben 35 net yapan arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin LYS 3'te sergilemiş olduğu performanslardan dolayı hukuk fakültelerine yerleştiklerine şahit oldum. Yani benim matematik sınavım çok kötü geçti deyip önümüzdeki hafta gireceğiniz sınavı lütfen riske atmayın. Şöyle bir anket var, küçük bir anket var. Diyoruz ki LYS 1'de, yani matematik geometri sınavında, bu 80 soruluk sınavda Türkiye genelinde net ortalamasının aşağı yukarı 7,5-8 netlerde olduğunu hatırlatmak istiyorum. Yani 80 soruluk bir sorunun gönül ister ki 60'ını 70'ini net olarak yapabilirsiniz ve edebiyat sınavına ya da fen sınavına rahat girebilirsiniz. Ama özellikle bugün sınavının kötü geçtiğini iddia eden çocuklarımız. Bakın, önünüzde bir haftalık bir süreç var. Ve önünüzdeki bu bir haftalık süreci de en azından LYS 3 ve LYS 2'yi kurtarabilme adına kullanabileceğiniz bir süreçtir. Şimdi biz dünkü programımızda da hep şunu ifade ettik. Beyin zorlamayla öğrenir. Beyin duygusal hafızanın, yani hipokampüsün açılmasıyla öğrenir. Eğer kendinizi zor durumda hissediyorsanız, çok zor durumda kaldığınızı düşünüyorsanız, lütfen bunu duygularınızla oynayarak önünüzdeki sınava daha iyi motive olmanız adına kullanın. Yani LYS 1'i kötü geçmiş olan bir eşit ağırlık öğrencisi, LYS 1'i kötü geçmiş olan bir sayısal öğrencisi, önümüzdeki cumartesi pazar girecekleri sınavlarda mutlaka iyi performans gösterdikleri zaman iyi üniversitelere yerleşeceklerini ümit ediyoruz. Tabii burada ailelerimize de çok iş düşüyor. Biz Kanal 5'te canlı yayına girmeden önce danışanlarımızın çok yoğun telefonlarına maruz kalıyoruz. Maillerine maruz kalıyoruz. Öğrencisinin sınava girerken bugün yüzünün tabiri caizse kireç gibi olduğunu söyleyen bir velimiz var. Hocam benim çocuğumun sınavı bugün çok kötü geçti, giderken belliydi diyen velilerimiz var. Ve o veliye ben şunu sorduğumda, peki ne söylediniz de o çocuğun suratı kireç gibi oldu dediğimde, hocam bir şey söylemedim ki, sadece şunu söyledim, ya evladım bu önemsiz bir sınav, yani kazansan da olur kazanmasan da olur dedim. Çok yanlış bir ifade değerli izleyenler. Öğrencilerimize bu sınavın önemsiz olduğunu dikte ettirdiğimiz zaman zaten kaygı ve stresi maksimum düzeyde olan bu çocuk kalemi sınavda bırakacaktır. Çünkü velisinin önemsiz gördüğü için bırakacaktır. Ne kadar köfte o kadar ekmek anlayışıyla çocuklarımıza yaklaşmamız lazım. Yani ifademizin şu olması lazım. Evladım ne kadar çalıştıysan o kadar başarılı olursun. Ne kadar emek harcadıysan
o kadar başarılı olursun şeklinde. Bir de bugün sabah şahit olduğum bazı şeyler var. Velilerden birisinin aracı arıza yapmış ve usta çağırmaya kalkışmış. Çocuk orada stres ve heyecan yaşıyor. Bakın, başınıza her ne gelirse gelsin, araç kontağınızı kapatın ve çocuğunuzu taksiye bindirin, sınav salonuna öyle götürün. Allah korusun, kaza dahi geçirebilirsiniz sınav salonuna giderken. Öğrencinize bu stresinizi çok fazla göstermeyin derim. Evet değerli izleyenler, Önce Eğitim Sınav Özel programının sonuna geldik. Biz her hafta cumartesi günü saat 11'de bundan sonra eğitim sorunlarınızı konuşmak üzere karşınızda olacağız. Ve önümüzdeki hafta pazar günü de yine saatler 13.15'i gösterirken Önce Eğitim Sınav Özel programının LYS 2 ve LYS 3 bölümlerini yorumlamaya çalışacağız. Bizi evlerinize konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Başarılı bir hafta diliyoruz. Sağlıcakla kalın, esen kalın.